hareketlerine ve bizi nasıl etkilediğine bakıyoruz ve ayın sonuna geldiğimizde 30 Nisan'da Boğa burcunun 10 derecesinde bir güneş tutulması gerçekleşiyor. Ve yılın ilk güneş tutulması, tutulmalar ay düğümlerine yakın gerçekleşiyor ve ne kadar yakın olursa ay düğümlerine o kadar güçlü bir etkisi oluyor. Güneşi ya da ayı tam olarak örtüyor. Ama bu tutulma 22 derecedeki kuzey ay düğümüne 12 derecelik bir açıyla uzaklıkta ve dolayısıyla parçalı bir güneş tutulması. Tabii kuzey ay düğümü tarafında olması olumlu bir şey. Kuzey ay düğümü geliştirmemiz gereken özellikleri, gitmemiz gereken yönü gösteriyor ve Jüpiter doğasında olumlu bir gösterge. Ama uzak dediğim gibi fakat hem uzak hem de bir Uranüs'le kavuşum halinde. Boğa burcunda kuzey ay düğümü, güneş ve ay Boğa burcunda, tabii yeni ayda gerçekleşiyor güneş tutulmaları ve Uranüs'le birlikte. Uranüs'le birlikte olması önemli. Uranüsyen genel tabirle, popüler tabirle Uranüsyen bir tutulma ve Uranüs ani gelişen şeyleri gösteren bir gezegen, krizleri, beklenmedik durumları, şiddetli sarsıntıları gösteren bir gezegen ve Boğa burcunda neleri sarsacak? Boğa burcu bizim hayatta kalmamız için, bu maddi dünyada, gerçek dünyada kalmamız için gerekli olan kaynakları temsil ediyor. Ve zaten Uranüs uzun zamandan beri, 2018'den beri Boğa burcuna girmişti. Dolayısıyla bizim maddi kaynaklarımızı sarsıcı etkileri zaman zaman hayatımıza getiriyor. Uranüs'e ne zaman bir diğer gökyüzü cismi bir açı yapsa sarsılıyoruz. Ve tutulma da önemli bir sarsıcı etkilerden bir tanesi. Önemli sarsıcı etkilerden bir tanesi. Uranüs'ü harekete geçiriyor. Ve tabii ki ekonomik kriz en somut göstergesi. Kaynaklarımızın, daha doğrusu bizden yeni kaynaklar bulmayı temsil ediyor Uranüs Boğa'dayken. Çünkü bir krizle birlikte, o sarsıntı ile birlikte hayatta kalmamıza gereken işte gıda, para, maddi şeylerden bahsedersek, toprak, boğa, toprakla ilgili, tarımla ilgili, gıda ile ilgili konular bir sarsıntıya uğruyor, krize uğruyor ve dolayısıyla biz kendimizi doyuracak, besleyecek, bu dünyada yaşamamızı sağlayacak şeyleri keşfetmek zorunda kalıyoruz. Uranüs keşiflerle ilgili. Nitekim de zaman zaman işte kentsel tarım adı altında yahut para olarak baktığımızda bu teknolojik paralar, elektronik paralar hayatımıza giriyor. İşte bankacılık sistemi değişiyor gibi konuları bu Uranüs Boğa'dayken yaşıyoruz. Şimdiki tutulmada bu etkiyi harekete geçiriyor. Tutulma esnasında tabii Boğa burcunda neyi yapmamız lazım? Bu sarsıntıyla başa çıkabilmemiz için elimizdekinin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Kaynaklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Bu kaynaklar sadece dediğim gibi maddiyatla ilgili, parayla ilgili şeyler değil. Bizi destekleyen arkadaşlarımız, dostlarımız da olabilir, yeteneklerimiz olabilir. Bu hayatta varlığımızı sürdürmemize yarayan somut her şey olabilir. Tutulma esnasında Merkür 0 derecede. Tabii tutulmalar da hayatımızda bir konuya dikkatimizi çeken zamanlar. 10 derece Boğa burcundayken haritamızda Boğa'nın düştüğü alana biz daha dikkatli bakmamız gerekiyor. Orada ilgilenmemiz gereken bir şey olduğunu söylüyor bize. Ve yaklaşık bir yıllık bir süreçle o konu gündemimizde olacak anlamına geliyor. Tutulma esnasında 0 derece İkizler burcunda Merkür yine bir başlama noktası 0 derece ve ikizlerdeyken
Merkür pratik çalışır, mantıklı çalışır, olumlu bir yerleşimde. Dolayısıyla bizim konulara çözüm bulma yeteneğimizin yerinde olduğunu gösteren bir gösterge. Tutulmaya Mars 11 derece balık burcunda bir 60 derecelik açı yapıyor. Tabii sarsıntı dedik. Boğa burcu sabit bir burç, sağlamcı bir burç, güvende hissetmek isteyen bir burç, konforunu sağlamak isteyen bir burç. Ama tabii Uranüs de bunları sarsacak olan bir etki. Ve değişen koşullara ayak uydurmakta zorluk çeken bir burç, Boğa burcu. Sarsıntı zaten o yüzden şiddetleniyor. Yani sağlam bir şeye gelen o etkiyle dolayısıyla şiddetli hissediyoruz biz bu sarsıntıyı. Çünkü kıpırdamak istemiyoruz. Fakat balık burcundaki Mars bu anlamda değişken, özellikle balık burcunun değişken özelliğiyle bu sarsıntıyı daha kabullenici bir şekilde karşılamamızı sağlıyor. 60 derecelik açı da destekleyici bir açı ve balık burcu da değişen koşullara uyum sağlama yeteneği anlamına geliyor. Dolayısıyla bu sarsıntıyı Uranüs hem yenilikçi bir şey, aynı zamanda bu hayatımıza girecek olan bir gezegen, yeniliklere de adapte olabileceğimiz anlamına da geliyor bir anlamda. Ve tutulma esnasında Jüpiter, Venüs ve Neptün balık burcunda yine. Ve bu bizim kabulleniciliğimizi arttıran bir özellik, balık burcu kabullenicilikle ilgili. Bilinçli aklın isteklerini bırakıp, egomuzdan vazgeçip, bütünsel olarak düşünmemizi isteyen bir burç. Bu belirsizlik, karmaşa, kriz, kaos ortamında bir gözlemci olarak durmamızı sağlayan bir etki bu. Başımıza gelen şeylerle ilgili vardır bir hayır yaklaşımında olmamızı sağlayan bir etki. Dört tane gezegenin balık burcunda yerleşmesi bir anlamda bizi sağlam tutan da bir etki aynı zamanda. Hem sağlam tutmakla birlikte bu değişen koşullara ayak uydurabilmekle birlikte gölgelerinden bir tanesi de bir kurtarıcı beklemek. Olan şeylerle ilgili harekete geçemeyip, Mars bazen çünkü gölge yönüyle balık burcunda harekete geçemez, yapması gerekenleri yapamayıp atıl kalabiliyor ve beni birisi kurtarsın diye bekleyebiliyor. Ve dört gezegenin balık burcunda olması bu etkiyi hayatımıza güçlü, büyük bir oranda getirebilir. Tabii balık burcu yerleşimi, beklenti, hayaller dedik. Fakat tabii Boğa burcunda gerçekleşiyor en nihayetinde tutulma ve Boğa burcunun en olumsuz özelliklerinden bir tanesi elindeki kaynaklarının kendine hiç yetmeyeceğini düşünmek ve biriktirme, cimrilik, stokçuluk yapmak. Elimdeki kaynaklar gidiyor, sarsılıyor, ben aç kalacağım, yaşayamayacağım bu hayatta korkusuyla paylaşmaktan İmtina ediyor, sakınıyor, her şeyi kendisine biriktiriyor. Dolayısıyla bizim Boğa burcunun yapması gereken şey, hepimizin bu dünyada eğer ömrümüz varsa bu hayatta yaşamamız için gerekli kaynak bir şekilde bizim hayatımıza girer, küçük bir adımla, küçük bir çabayla. Bu yetersizlik korkusundan, bana yetmeyecek korkusundan sıyrılıp elimizdekilere şükran duymayı öğrenmemiz gereken bir dönem, Boğa burcunun özelliğini doğru kullanırsak. Ve 10 derecede gerçekleşiyor dedik. 10 derece Boğa, Aslan, Akrep, Kova burçlarında 10 dereceye yakın gezegen ve noktaları olanlar için tabii işaret ettiği bir şey var. Haritamızın bütününe bakarak değerlendirmemiz gerekir. Her zaman söylediğim gibi. Umarım gökyüzünden gelen mesajları doğru bir şekilde okuyup hayatımıza olumlu bir şekilde katıp değerlendirebiliriz.